Osmaniye'de sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çok farklı kesimlerden, STK'lardan, siyasi partilerimizden, kardeşlerimiz burada, iş temsilcilerimiz burada. Dolayısıyla bu istişare toplantımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Elbette ki bugün Türkiye buluşmaları kapsamında buradayız ve Osmaniye için her daim birlikte özümüzden geleceğe ifadesiyle bugünden geleceğe doğru Türkiye yüzyıl adını verdiğimiz o büyük hedef doğrultusunda inşallah Osmaniye'ye neler yapacağız, Osmaniye yeni yüzyılda Türkiye'de nerede olacak bunlarla alakalı sizlerle hasbihal edeceğiz. İnşallah bu konuşmadan sonra sizlerin sorularını, önerilerinizi dinleyeceğiz. Bunun için buradayız. Tabii Osmaniye 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş 11 il içerisinde ve biraz önce yaptığımız toplantılarda da arkadaşlarımız ifade ettiler. Oransal olarak bakıldığında aslında depremden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Bizim 2023 Mayıs seçimleri sonrasında Cumhur İttifakı olarak seçimlerden milletimizin bir kez daha teveccühüyle çıkmaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir 5 yıl daha iktidara gelmesi neticesinde öncelikle kabinemizin ilk konularından bir tanesi ve her daim konularından bir tanesi depremle alakalı yaraların en kısa sürede sarılması, şehirlerimizin en kısa sürede tekrar ayağa kalkması, buralarda siyasi, içtimai, ticari hayatın tekrar normale dönmesiyle alakalı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti çok üst düzeyde. Elbette depremzedelerin konutlarının yapılmasıyla başlayan ama şehirlerimizin altyapılarının güçlendirilmesi, ticari hayatın, içtimai hayatın normalleşmesi hakikaten en önemli konulardan bir tanesi. Elbette ki altyapı deyince bizim bakanlarımızın görev alanlarından bir tanesi elektrik ve doğalgaz altyapısı. Bu konularda da Osmaniye'nin eskisinden çok daha güçlü hale gelmesi, hem mevcut depremin etkilerinin bir an önce sarılması, işte TOKİ konutlarına doğalgazın, elektriğin en kısa sürede ulaştırılması ama onun ötesinde Osmaniye'nin büyümesiyle, gelişmesiyle ihtiyaç duyulan elektrik ve doğalgaz altyapısının güçlendirilmesi bizim için de önemli konulardan bir tanesi. Elbette ki buradaki sıkıntıları belki sizler de konuşmalarınızda ifade edeceksiniz. Özellikle elektrik konusunda, altyapıda, doğalgazın halen erişmediği yerlerle alakalı talepleri aldık, dinledik. Tabii şunu ifade etmem lazım. Şöyle gelirken rakamlara baktık. 2002 yılından bugüne Osmaniye'de abone sayısı iki katına çıkmış. Yaklaşık 160 bin aboneden, 116 bin aboneden 230 bin aboneye ulaşan bir Osmaniye var. Ama elektrik tüketimine baktığımızda rakam 4 katına çıkmış. 2002'de tüketilen bazı konularda mesela ticarethaneler 2002'de tükettiği elektriğin 5 katını şu anda tüketiyorlar. Efendim konutlardaki talep 4 kat artmış durumda ama ilin geneline baktığımızda abone sayısı 2 kat artan Osmaniye'nin elektrik talebi 4 kat artmış. Bu bize şunu gösteriyor. Elbette ki sanayinin tüketimi, ticarethanelerin yani şehrin ekonomisinin büyümesine işaret ediyor. Onun dışında konutlarımızda, meskenimizde artık doğalgazın farklı amaç, elektriğin daha farklı amaçlarla ve daha yoğun kullanıldığını gösteriyor. Çünkü Osmaniye evet sıcak bir yer ama daha da sıcak mevsimler yaşıyoruz. Artık insanımız klimasız yapamamaya başladı. Artık eskiden sadece efendim evlerimizde veya efendim yayla evlerinde, kırsalda aydınlatma amaçlı kullandığımız doğal elektriği şimdi artık birçok beyaz eşya için, birçok tüketim alanında kullanmaya başladık. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız arttı. Hayat standartımızın yükselmesi bizim daha çok elektrik ve belki doğalgaz tüketmemize vesile oluyor. Dolayısıyla bu artan ihtiyacı karşılayacak altyapınızın da çok daha güçlü olması lazım. Onun için bizim gerek trafo merkezleri hem iletim bazında hem dağıtım bazında efendim elektrik kablolarının hatlarının iyileştirilmesi, trafo merkezlerinin yenilenmesi, kapasitelerinin artması, güçlerinin artması gibi öncelikli konularımız var. Ama tabii şehrin büyümesine baktığımızda yatırım ihtiyacı bugüne kadar olduğundan çok daha fazla bir hale geliyor. Bizim hem elektrik tarafında hem doğalgaz tarafında dağıtım şirketleri, iletim şirketleri
bütün enerji ve madenler alanında baktığınız zaman 2024 yılı içerisinde yaklaşık yarım milyar TL'lik, 500 milyon TL'lik yatırım gözüküyor. Bunun büyük kısmı doğalgazda ve önemli bir kısmı da yine elektrikte. Dolayısıyla inşallah bütün bu yatırımlara rağmen yine ihtiyaçlar devam edecek. Biz de en güçlü şekilde buradaki yatırımları takip edeceğiz. Elbette elektrik dışında doğalgazda 2009'dan beri ilimizde var, Osmaniye'de var. Ama doğalgazın erişmediği iki tane ilçemiz var. Birisi Sumbas, bir tanesi de Hasanbey. Dolayısıyla bu iki ilçemize de inşallah 2025 yılı programını aldık. Buralara da doğalgazı götürmüş olacağız. Doğalgazın ilçe merkezine ulaştığı fakat mahallelere ulaşmadığı yerler var. Buralarla ilgili de tespitlerimizi yaptık. Dağıtım şirketi temsilcileri burada. Onlara da talimatlarımızı verdik. İnşallah doğalgazı daha yaygın bir şekilde Osmaniye'de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii buradan şuraya gelmek istiyorum. Biz doğalgazı 2002 yılında AK Parti iktidara gelirken Cumhurbaşkanımızın sadece 5 şehirde, yani İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir ve Bursa'da olan doğalgazı biz Türkiye'nin bütün illerine, bütün hane halkına, vatandaşlarımıza götüreceğiz hedefi sonrasında 22 yılda doğalgazı 81 ile 212 organize sanayi bölgesine ve yaklaşık 862 yerleşim yerine, ilçelerimiz, beldelerimize çok şükür bugün itibariyle götürmüş durumda. Osmaniye'de bunlardan bir tanesi. 2009 yılından itibaren doğalgaz bu şehirde kullanılıyor. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir doğalgaz ağımız var. Tabii bu her geçen gün artıyor. Bazı yerlere doğalgazı boru hattıyla götürmek ekonomik olarak çok uygun olmadığı için onu taşımayla götürüyoruz. Sumbas bunlardan bir tanesi olacak. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye bu hedefle yola çıktığında şehirlerimizin havası çok daha temiz, çok daha çevreyle uyumlu hale geldiğinde ve halkımızın bu anlamda sağlığına katkı yaparken biz bu gazı hep ithal ederek getiriyoruz. Türkiye çok yakın bir zamana kadar neredeyse kullandığı gazın %99'unu ithal ediyor. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan veya sıvılaştırılmış şekilde dünyanın her yerinden doğal gaz ithal ediyor. Elbette ki bu bizi hem dışa giden döviz açısından hem jeopolitik uluslararası ilişkiler açısından fevkalade zorlayan zaman zaman durumları da beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla 2016 yılından itibaren çok daha yoğun bir şekilde adına Milli Enerji ve Maden Politikası dediğimiz o vizyon kapsamında biz dedik ki bu petrol ve doğalgaz arama işleri, yani kendi petrolümüzü arama ve üretim işiyle alakalı yeni bir strateji ortaya koyalım. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi özellikle bizim deniz yetki alanlarımızda, mavi vatanımızda, Karadeniz'de ve Akdeniz'de daha yoğun bir şekilde ancak geçmişten farklı olarak kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi teknik ekibimizle buralarda arama stratejisi. Ve çok şükür bunu adım adım devreye aldık. 2017 yılında başladık. Fatih gemisi, sonra Yavuz, sonra Kanuni, sonra Abdülhamit Han. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz sismik faaliyetlerini yürütüyorlar. Bu süreç 2016 yılında başladı ve ilk meyvesini 2020 yılı Ağustos ayında, hatırlayınız tam pandeminin ortasında biz Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. 710 milyar metreküplük bir rezerv keşfettik birkaç safhada ve bize dediler ki ya bunlar arasa da bulamaz. Önce arayamaz dediler. Yani çünkü biz Akdeniz'de arama yaptığımız zaman birçok uluslararası firma bizi adeta yarı yolda bıraktı. Dediler ki işte burada efendim bir deniz yetki alanları ile ilgili karışıklık var. İşte Yunanistan'ın iddiaları var vesaire filan. Dolayısıyla biz bu faaliyetleri kendi ekibimizle, kendi mühendislerimizle yapmaya başladık. Bunu yapamaz dediler, arayamaz bunlar dediler. Aradı. Arasalar bile bulamaz dediler. Bulduk. Bulsalar bile herhalde bunlar bu gazı karaya getiremezler dediler. Ama çok şükür 3 yıldan kısa bir zaman içerisinde 2020 yılında keşfi yapılan Sakarya gaz sahasındaki doğal gaz
bizim hanelerimizde buluştu. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız o karada doğalgazını yakmak töreninde oradaydı. Ve şu anda 2.6 milyon hanenin, Türkiye geneli için söylüyorum, 2.6 milyon hanenin doğalgazını biz Karadeniz'de Sakarya gaz sahasından üretir hale geldik. Elbette ki bu daha yolun başı. Bu çizdiğimiz yolda devam ediyoruz. İnşallah Karadeniz'deki üretimimiz bugün 6 milyon metreküp günü geçmiş durumda. Ama 2025 yılında 10 milyon metreküpe. Şimdi bu ay sonunda yurt dışından getireceğimiz ve denizde üretim üssü adını verdiğimiz denizdeki o sahanın orada 20 yıl boyunca üretim yapacak yüzer üretim tesisiyle beraber 2026 yılında 20 milyon metreküplük bir üretime çıkacağız. Ve yaklaşık 10 milyon hanenin, yani Türkiye'de 20 milyon hane bugün doğalgaz kullanıyor. Bunun yarısının gazını kendi imkanlarımızla, kendi gazımızdan sağlamış olacağız. Elbette doğalgazı biz hanelerimizde kullanıyoruz ama ticaret hanelerin doğalgaz ihtiyacı var, OSB'lerin, sanayimizin doğalgaz ihtiyacı var. Dolayısıyla bu üretimi daha da arttırmamız lazım. Karadeniz'de başka keşifler yapmamız lazım. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizim için bu çok çalışılmış, çok üzerinde inanılmış bir projeydi. Onun için birilerinin dediği gibi mavi vatan masalı filan diyorlar ya, mavi vatanda inşallah biz masal değil, destan yazıyoruz. Allah'ın izniyle üretimimiz daha da artacak ve bu şekilde Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelecek. Ekonomisi daha güçlü, bu kırılganlıkları, işte dövizi, cari açığı, enflasyonu aşabilecek ülke haline gelecek. Tabii sadece doğalgaz yok, bir de malumunuz petrol var. Petrolde de Türkiye yılda yaklaşık 40 milyon ton petrol tüketiyor. Dolayısıyla burada da önemli bir miktarını yurt dışından ithal ediyoruz. Şimdi bunu azaltmanın yolu yine kendi petrolümüzü aramak, bulmak. Biz bu anlamda da özellikle Gabar, Şırnak, Gabar'daki petrol keşfiyle beraber 2021 yılında yaptığımız bu yolda da önemli adımlar atıyoruz. Sadece Gabar'dan bugün 47 bin varil günde petrol üretiyoruz. Daha gidecek yolu var oranın. Belki 100 bin varilleri bulacağız. Batman'da, Diyarbakır'da, Adıyaman'da, diğer yurdumuzun diğer yerlerinde yaptığımız üretimlerle diyoruz ki 2025 yılında Türkiye 200 bin varil günlük üretime çıkacak. Elbette ihtiyacımız çok. Onun için daha çok üretmemiz lazım. Daha çok Gabar gibi keşiflere ihtiyacımız var ki şu anda devam ediyoruz. Hakkari'de, Van'da devam eden çalışmalarımız, sondajlarımız var. Ama bir dönem adı Terörgan'ı var. Burada birçok arkadaşımız var. Belki o dönemlerde askerlik yaptılar, 90'lı yıllarda. Çok net bilirler. Adı terörle anılan, girilemeyen, gidilemez denilen coğrafyalarda şu anda bizim sondörlerimiz, bizim mühendislerimiz, jeofizikçilerimiz, işçi kardeşlerimiz, 3000 kişilik bir ekip gece gündüz orada bu faaliyetleri yürütüyor. Ve inanın Şırnak'ın çevresi değişiyor. Şırnak da çok büyük bir ekonomik aktivite kazanmış durumda. İnşallah üretimimiz daha da arttıkça bunu daha ileri noktalara götüreceğiz. Elbette Türkiye'nin, Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla Türkiye'nin bekası için ortaya koyduğu bu birliktelik neticesinde terörle yapılan mücadele bize buralarda bu imkanları sağlamış durumda. Onun için bu çok değerli bir birliktelik. Buna gözümüz gibi bakmamız lazım. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve şunu da söyleyerek sözlerimi tamamlayıp ondan sonra soru cevaba geçelim istiyorum. Biz buraya biraz, kusura bakmayın, programa geç dahil olduk, geç geldik. Zira Akkuyu'daydık. Sabah öğleden önceki kısımda Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıllık rüyasını, Türkiye'nin nükleer rüyasını, hayalini gerçekleştirmek için devam eden çalışmaları ve ilerlemeleri yerinde müşahede etmek için oradaydı. 1950'lerden beri, 1955'ten beri Türkiye nükleer santral, nükleer enerjiden elektrik üretmeyle alakalı bir yola girmiş. Fakat maalesef çok iktidarlar gelip geçmiş. Bu uğurda birçok Türkiye badire atlatmış. Birçok örtülü ve direkt açık yaptırımlara maruz kalmış. Ama çok şükür bugün gelinen noktada her birinizin görmesini çok isterdim. 4 tane
santralin aynı anda inşa edildiği, 4 tane reaktörün aynı anda inşa edildiği, dünyanın en büyük nükleer santral inşası şu anda Akkuyu'da devam ediyor. 30 binin üzerinde insan çalışıyor ve ilk reaktörü inşallah en kısa zamanda önümüzdeki yıl devreye alarak Türkiye 70 yıllık bu hayalini gerçeğe dönüştürecek. 2010 yılında Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde imza altına alınmış bir hükümetler arası anlaşma kapsamında orada hummalı bir çalışma devam ediyor. Türkiye nükleerden elektrik üreterek artık farklı bir lige inşallah çıkmış olacak. Orada da büyük bir gayret var. Orada yine hala devam eden bazı örtülü ve açık engelleme çabaları var. Ama biz kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı olarak bu engellerin üstesinden gelecek faaliyetlerimizi yürüteceğiz kararlılıkla. Türkiye kendi coğrafyasında bu faaliyetleri yaparken aynı zamanda petrol ve doğalgaz alanında da, madenler alanında da, başka coğrafyalarda, işte çok yakın zamanda inşallah göreceksiniz, Somali'de petrol arayan, Somali'nin denizlerinde petrol arayan bir Türkiye olarak 13 Reis gemimizi kısa bir süre sonra 2 Mayıs'ta oraya göndereceğiz. Libya'da, Afrika'daki diğer ülkelerde, Nijer'de ve hemen civarımızda, Orta Doğu'da, Irak'ta, diğer alanlarda daha aktif, daha güçlü bir şekilde bu konuları çalışan bir Türkiye olarak biz gayret ediyoruz. İnşallah sizlerin desteği ve duasıyla da bu çalışmalarımızın meyvesini hep birlikte alacağız. Öyle bir Türkiye, inşallah Türkiye yüzyılı vizyonunda öyle bir Türkiye, ekonomisi çok daha güçlü, çok daha dışa bağımlılığını bitirmiş, bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edecek. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde bu güzel toplantıya teşrifleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza ithaplarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hasan Bey'le de sunmasın.